Sevgili hobiciler merhaba, nasılsınız? Umarız hepiniz iyisinizdir. Bizler yine her zamanki gibi iyiyiz, çok şükür diyelim. Bildiğiniz üzere bitkili akvaryum kurulumu yapıyoruz. Dün itibariyle canlı bitkilerimiz ulaştı. Bir gün onları suda bir beklettik. İçerisinde yabani salyangozlar, adi salyangozlar varsa ortaya çıksınlar diye. Ama tabii görünürde bir şey yok. Belki de yumurtaları var bitkilerin üzerinde. Akvaryuma koyduktan sonra ısı ve ışık seviyesine göre onlar yumurtalardan çıkacak olabilirler. Eğer öyle bir şey olursa da adi salyangozla onların popülasyonunu kontrol altında tutmaya çalışacağız. Çok güzel bitkiler geldi. Bitkilerimizi akvaryumbitkicim.com Hasan Bey'den, Hasan Bey'in sitesinden satın aldık. Oradan tercih ettik. İlk kez kendisinden alışveriş yapıyoruz. Oldukça da dürüst, iyimser, iyi niyetli bir satıcı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bize birkaç küçük hediye de gönderdi, sağ olsun hediyeleri için. Kendisinden sipariş eder etmez hemen akabinde bize ulaştı. Yani şüphelerimizi giderdi. Sorularımız vardı, onları yanıtladı. Sağ olsun güzel bir şekilde bizleri bilgilendirdi. Bizler de sizlere tavsiye ediyoruz kendisinden. Gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada kıpırdayan bir şey görüyorum. Ne olduğundan emin değilim. Ve evet, bir tane salyangoz yakaladım arkadaşlar. Bir tane salyangoz Baba buraya yakaladık. getir de görsünler. Şöyle adi salyangoz var mı yok mu derken içinden bir tane çıktı Çok arkadaş. tatlı. Çok tatlı ama işte bunlar maalesef eğer ki çoklarsa akvaryumun içerisinde bir dünya oluveriyorlar bir anda. Yani ister istemez bitkide bu adi salyangoz olabiliyor. Hasan Bey'le de bunu görüştük. Kendisi hem üretici, bu bitkilerin üretimini yapıyor, hem de ithal ediyorlar. Hani ithal ettiklerimizin içerisinde belki olabilir diye kendisi de dürüstlükle söyledi. Hakikaten de işte insan korktuğu başına geliyor. Ama tabii ki sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Biz burada görebildiğimiz kadarıyla görebildiklerimizi, hatta şurada bir tane daha var. İki tane oldu. Demek ki bayağı çıkacak. Burada da varlar ama bunlar sanırım kum. Aynen, Hagen kum kalıntıları. Hayırlısı olsun bakalım, ne diyelim. Arkadaşlar güzel bir çınarımız var. Christmas mosslarımız var. Sarılı şekilde. Yosun toplarımız var. Ondan sonra şöyle kök bitkimiz var. Kırmızı bitkiler, yeşil bitkiler. Bayağı bir miktarda bitkimiz var. Bakalım. Zaten açıklamada da yazacağım arkadaşlar hangi tür bitkilerimiz var diye. Onları da oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Hasan Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Alakadar oldu bizimle. Alışverişimizden de memnun kaldık. Şimdi arkadaşlar bunları yavaş yavaş dikimlerini yapacağız akvaryuma. Ufaktan bir yerleştireceğiz. Sonrasında da tekrardan sizlere gösterimini yapacağız. Belli başlı bitkiler arkadaşlar tümüyle kuma gömülmüyor. Kuma gömülmeyenler mesela lotus çiçeği kök şeklinde geldi. Yumru kök şeklinde bunun yarısı kadarını kuma gömmemiz gerektiği söylendi. Onu o şekilde mesela koyacağız. Sonrasında Christmas mosslar zaten sarıcı bitkiler. Onlar bir şekilde nereye tutursanız gidiyor. Monte Carlo zemin bitkimiz var. Bunu zaten zemine dahil edeceğiz. Anubias'ımız var mesela. Anubias az önce elime geldi burada. Şurada bir kök, bir kök de şurada. Anubias'ları da mesela misina ile taşlara sarıp tutturmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunları bitki yapıştırıcıları kullanarak da yapabiliyoruz biliyorsunuz. Ben misina ile tutturmayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Biraz daha akvaryuma bitkilerimizi alırken ve en sonki haliyle de tekrar görüşelim bakalım. Evet arkadaşlar, Christmas mosslarımız. Bunları şöyle akvaryumun üzerindeki mos ağaçlarının üzerine sardıracağız. Ama tabii şu an biraz küçük gibi gözüküyorlar. Ben şöyle yavaştan onları zemine doğru bırakıyorum. Şöyle bir zeminde dursunlar ilk etapta. Tabii biraz kumun üzerine doğru koyacağım onları. Biraz gelişsinler. Bundan sonra bitkileri ağaçların üzerine sardıracağız. Bu arada yine melis
kameramanlığımızı yapıyor. Miray kızım bizi izliyor, eşlik ediyor. Ben buradan alıyorum yavaş yavaş. Şimdi akvaryuma doğru getiriyorum. Az önce dediğimiz gibi birkaç tane salyangozla karşılaştık. Bize merhaba dediler. Umarız hani daha görünen yok ama işte yumurtaları varsa o sıkıntı. Bakalım nasıl olacak. Şimdilik arkadaşlar gelişi güzel. Ben dikimlerini yapacağım. Sonrasında da tabii yavaş yavaş yerlerini değiştiririz. Beğenmezsek başka farklı bir alanı alırız. O şekilde ilerleyeceğiz. Bir tane çınarımız. Şöyle kuma doğru. Aslına bakılırsa bizde şeyler vardı ya. Şurada bir bakayım. Bunlar için maşalarımız var. Şöyle cımbız diye tamir ediliyor. Cımbızlardan da edindik arkadaşlar. Aslında bunlar bu iş için. Tabii biz alışık olmadığımız için yine elle melle dikmeye çalışıyoruz. Cımbızla dikecek olursak daha başarılı olur diye düşünüyorum. Bunları da boşuna almamış olalım. Bir türlü tutturamadık. Acaba şey mi oldu? Taşa doğru tutturmaya çalışacağım. Bir tane de taşla destek alalım. Evet, çınarımızı diktik. Sonunda başardık. İki tane yosun topumuz var. Bunları da şimdilik şöyle köşeye atmak istiyorum. Orada bir dursunlar bakalım. Şöyle bir bitkimiz daha var. Genelde uzun boylu bitkiler. Arkalara doğru da dikebiliriz ileride bunları. Bu tuttu direkt. Çınar niye tutmadı onu anlamadım. Yine de son kontrollerimi yapıyorum arkadaşlar. Ben direkt akvaryuma atmak istemiyorum. Eğer içerisinde salyangoz varsa dökülsün çıksın. Şöyle aynı türden 3 kök bitkimiz var. Bunların üçü de aynı. Bunları da şöyle ekmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dursunlar bakalım. Bir tane şöyle. Hatta bir tane daha maşamız vardı bizim. O daha iyi uçluydu. Benim için ben oradan almaya çalışacağım. Evet, şu iyi uçlu cımbızımızla daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ekimi. Onu şöyle biraz bu daha güzel ağacın ağaçlığın şöyle kayaların önüne doğru da şöyle dursun bakalım. Sonra şöyle iki tane kırmızımsı bitkimiz var. Bunları da şöyle bırakalım. Bakalım nasıl olacaklar. Bayağı güzelleşmeye başladı akvaryum. Yani gerçekten beğendim. Tabii bunların son hali böyle oturmuş yerleri artık kesinleşmiş haliyle çok daha harika gözükecek. Lotus çiçeğimiz arkadaşlar. Çok güzel. Hasan Bey'in dediği gibi yarısına kadar gömüyoruz. Diğerini açıkta bırakıyoruz. Biraz da ışık alan bir alana bıraktım. Christmas Moss. Onu zaten koyduk. Şu sarılıcı bitkimiz. Zemin bitkisi. Bunu da şöyle köşeye alacağım. Köşeden itibaren akvaryumu sarmaya başlasınlar. Bu uçuyor. Bir tane taş atsak üzerine durur mu acaba? Şimdilik şöyle taşla tutturmaya çalıştım. Onu detaylı bir şekilde o arkadaşla ilgileneceğim. Tilki kuyruğumuz vardı.
Arkadaşlar biz bu şekilde dikime devam ediyoruz. Video çok uzun olmasın. Tam anlamıyla dikimi tamamlayalım. Ondan sonra son haliyle de sizlere göstermiş olalım tekrardan. Evet arkadaşlar, genel olarak bitkilerimizin ekimlerini yaptık. Şimdi tabii biraz dağınık düzen oldu. Yavaş yavaş onları oturtacağız. Yerlerini değiştirebiliriz. Daha değişik yerlere alabiliriz onları. Umarız güzel olacak. Şimdi anubiaslarımız var. Onları da şu kayanın üzerine misina yardımıyla bağlayacağım arkadaşlar. Umarım güzel olur. Anubiaslar da severler. Ben yapıştırıcı kullanmayı pek istemedim. Umarım tutar. Misina da zaten beyaz olduğu için gözükmeyecek diye ümit ediyorum ama misina tutmuyor. Evet. Şu şekilde misinamıza tutturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olmaya başladı gibi. Zaten olmaması için bir neden yok. Şu şekilde sarımını yapacağız. Ben ikisini de taşa tutturayım, misinayla sarayım arkadaşlar. Sonrasında hep birlikte akvaryumun içine yerleştirelim. Evet arkadaşlar, taşımızın üzerine anubiaslarımızı sardık. Şimdi akvaryumumuzun içine şöyle bırakacağız. Orada yaşasınlar bakalım. Umarız tutarlar, yaşarlar, güzel olurlar. Şu an için bütün bitkilerimizin ekimini yaptık. Ekilecek, ekilmeyi bekleyen bitkimiz kalmadı. Kimisini zeminin üzerine bıraktık, kimisini taşın üzerine sardık, kimisini yarım kuma gömdük, kimisini tam gömdük. Olabildiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Yosun toplarımız burada. Onlar inşallah büyüyecekler. Anubiaslarımızı taşın üzerine koyduk. Christmas mosslarımız. Biraz daha ben gelişmeleri taraftarıyım. Biraz daha geliştikten sonra onlar moss ağaçlarının üzerine saracağız. Zemin bitkimiz o tam gömülmedi. Üzerine bir tane taşla tutturdum şu anda onu. Daha sonrasında tekrardan detaylı bir şekilde ona da bakacağız. Kırmızı bitkilerimiz var. Bunlar umarım güzel boy verip gelişip kendilerini göstereceklerdir. Şöyle arkaya da doğru Egeria densalarımızdan ektik. Onlar da bayağı çabuk hızlı gelişen bitkiler. Uzayan. Buradan bayağı bir kendilerini gösterecekler. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Biz gayet memnun kaldık, beğendik. Akvaryuma renk geldi, bir hareketlilik, canlılık geldi. Tabii biraz daha otursunlar, tutsunlar. Birkaçının yerlerini de değiştirebiliriz. Christmas mosslarımızı da ağaçların üzerine sardırdıktan sonra çok daha güzel bir görünüm olacaktır. Belli başlılarını daha arka taraflara da almayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha güzel bir görüntü elde edebilmek açısından. Bu haliyle bile şu anda içime çok sindi. Çok keyifli bir görüntü oluştu. Renk geldi, hareketlilik geldi. Yakın zamanda da karideslerimiz gelecek. Onlar da yolda, çok daha güzel olacak. Sonrasında farklı farklı canlıları ekleyerek yine farklı bitki gelişimleriyle videolarımızda sizlerle olacağız. İzleyecek olanlara şimdiden keyifli seyirler. Hepinize teşekkürler. Videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız bizlere büyük çaplı bir destek sağlamış olursunuz. Olumlu olumsuz yorumlarınızı, gelişimimize katkı sağlayacak görüşlerinizi bekliyoruz. Hepinize şimdiden tekrardan teşekkürler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.